Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Saadatın sebepleri de başlangıç dersimizden bugün 22. sebep. Saadatın 22. sebebi balolangan, musibetki uçuragan kişilerde holidan ibrat ol. Unga qaraysizmi, chopga qaraysizmi, albatta bir baloga, musibatga uchragan odamlarni ko'rasiz. Ohvohlar, ko'z yoshlar, turli vodiylarda jabr deydilar. Ana shu musibatlarga oxirib yashayotganlar ham bor, shu musibatga sabr qilib, Allohdan ajr umid qilayotganlar ham bor. Agar birodar ustinga bir ko'yningga yoqmaydigan musibat keladigan bo'lsa, molingami, joningami, xullas musibatga duchor bo'lsang, bilginki, sen bu musibatingda yolg'iz emassan. Agar yaxshilab atrofingni qaraydigan bo'lsang, seni ustingga kelgan bu balo, musibat, qiyinchiliging ancha muncha odamlarga kelgan musibatdan oldida ancha yengil. Chunki yillar davomida o'nga chopga og'darilib to'shagidan tura olmasdan alam bilan dottab yashayotganlar bor. Yillar davomida. Uzoq yillar davomida quyoshni nurini ko'rmasdan zindonda, qamoqxonalarda yashayotgan mahbuslar bor. Qancha-qancha odamlar bitta avariya tufayli hamma farzandlarini ajrab qo'yganlari bor. Shuning uchun ustingga bir musibat kelgan bo'lsa, atrofingga qara. Shunda seni musibating hech narsa emas. Seni musibating ancha-muncha odamdagidan yengil ekanligini ko'rasan, ibrat olasan. Bilishimiz kerak bo'lgan aniq bir haqiqat shuki, birodarlar, bu dunyo mashaqqat, mehnat, musibat hovlisi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mu'min uchun qamoq. Kofir uchun esa jannat. Mu'min yaxshi yashasa ham qamoq bu dunyo bu uchun. Kofir bu dunyoda yomon yashayotgan bo'lsa ham bu uchun jannat. Nima uchun? Mu'minni kutib turgan jannatini oldida bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasa ham qamoqqa o'xshab qoladi. Endi kofirni oqibatda jahannamda kutib turgan holatiga taqqoslasangiz, bu dunyo har qancha qiyin bo'lmasin uchun jannat o'rnida bo'ladi. Payg'ambarimiz hadislar doim biz esimizda tursin. Mo'min uchun bu dunyo qafas, kofir uchun nima? Jannat. Astag'fir billah. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakumul amsal. Qasrlar bor, kunduzlari odam bilan to'ldir, kechga borib huvlab qoladi. Odamlar bor, o'zini davrida kuch quvvatga to'lgan, mol davlati serob, obro'yi o'rnida, farzandi ko'p, bir muddat keladi hammasidan ajrab qoladi. To'satdan o'lim, faqirlik, musibat keladi. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakumul amsal. Alloh azza va jalla aytibdi, axir ularni qanday halok qilganimiz ham sizlarga ma'lum edi. Biz sizlar uchun qanchadan qancha misollar keltirgan edik. Musibat keladi. Ustingga kelgan musibat, birinchi bilishing kerak bo'lgan narsa shuki, ustingga kelgan musibat Allohning izni bilan bo'ldi. Bu bizning e'tiqodimiz. Alloh xohlamaganida shu musibat kelmas edi. Ikkinchidan, ustingga kelgan bu musibat o'zingni fe'ling tufayli keldi. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelsa, o'zing qilgan ish tufayli keldi. Ya'ni men ko'p qilgan xatolaringni jazosini bermasdan kechiraman, deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, bu musibat o'zimizning fe'limizdan keldi. Uchinchidan, mana shu musibat sodir bo'lishigidan avval Lavhul Mahfuzda bitilgan edi. Chunki ana shu aqida darslarimizni o'qiganmiz, Alloh taolo qalamni yaratdi, yoz dedi. Nimani yozaman dedi qalam. Hali osmonni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lyapti bu ish. Osmon yer yaralmadi, 50 ming yil avval Alloh qalamga yoz dedi. Nimani yozaman dedi? Maqodira kulla shay. Mana shu borliqda bo'ladigan hamma ishlarning taqdirini. Shuning uchun bu ustingga kelgan musibat haqidagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Tasavvuringni tuzatib ol. Chunki seni mana shu hayot haqidagi fikring, o'ying, tasavvuring qanday bo'lsa, hayoting shunga yarasha bo'ladi. Qaytarib aytaman. Bu hayotda bo'layotgan ishlar haqidagi tasavvuring, bu hayot haqidagi o'lchov tushunching to'g'ri bo'lgandan keyin hayoting to'g'ri bo'ladi.
Nimaga doğrasan? Nimaga doğrasan? Ha men manaqa bo'lsam ham mana bo'lyapti-yu. Ha palonchilar anaqa bo'lsa ham manaqa bo'lyapti-yu. Mana shu tasavvurni noto'g'ridan kelib chiqadi. Agar ustingga kelgan bir balo musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Agar ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring noto'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qiladi. Ikkala holatda ham musibat turibdi ustingda. Musibat haqida to'g'ri fikr qanaqa bo'ladi? Musibat keldi. Mo'min odam bu musibatga ikki xil qaraydi. Birinchisi, bu musibat meni o'zi qilgan xatoim, kamchiligim uchun keldi. Mendan xato o'tdi, Alloh taolo bir musibat deb berdi, shu bilan shu xatoimni kafforat qiladi. Banda Allohga tavba qilmay qo'ysa, gunohlari ko'payib ketsa, Alloh yaxshi ko'rsa bitta balodi berar ekanda, bitta qilgan xatosiga bitta jazoni berib turib, bu yerda yana 10 ta gunohini Alloh taolo gunohini kechirib tashlaydi. 10 ta gunohni o'chirib tashlaydi. Demek musibat kelgandagi birinchi fikrimiz qanaqa bo'ldi? Qilgan gunohlarimga kafforat bo'ldi deydi, Allohga hamd aytadi. Ikkinchi qarashchi. Ikkinchi qarash darajasini, martabasini ko'tarish uchun bo'ldi. Ya'ni musibat keldi, qaradingiz, bildingiz, onangizni xafa qildingiz, palonchining haqqini yeb qo'yuvdingiz, palonchini urdingiz, palonchini xullas bir xatoingizni topdingiz, shunga kafforat bo'ldi dedingiz. Endi ikkinchi holatda unaqa ishingiz yo'q bo'lsa ham keldi. Shunda ham yutuqdasiz. Chunki Alloh taolo sizni darajangizni ko'tarishni xohladi. Qaytarib aytamiz. Ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Birodar, o'zingni o'rgat sabr qilishlikka. Tuyani ham eplab tosh ustiga ham cho'kishlikka o'rgatar ekan odamlar. Tuya toshga cho'kmas ekan, oyog'i botadi, lekin shunga ham o'rgatsa bo'lar ekan. Ayiqni varasaft minishga o'rgatishyapti. Ma'qulmi? Jazavaga tushsaz ham, rozi bo'lsangiz ham, shukr qilsangiz ham musibat keldi. Shuning uchun birodar, ustingga bir musibat keladigan bo'lsa, atrofingdagi odamlarga taqqoslab ko'r. Sendan avval yashab o'tgan ko'p odamlar bor. Ularni mashaqqatlarga tenglab ko'rgin-da, shunda seni baloying hech narsa emasligini tushunasan. Ahvoling yengilligini, holating og'irmasligini tushunasan. Shunda Allohga hamd aytasan, qo'lingda qolgan yaxshiliklar uchun Alloh taolaga shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsa uchun savob umid qilasan. Shuning uchun birodar, atrofingda balolangan odamlarni qaraginda, ularning holidan ibrat olgin. Ishing yurishmayaptimi? Ozgina qarzing bor, uzolmayapsanmi? Tomni yopa olmayapsanmi? To'yga pul yetkaza olmayapsanmi? Musibatmi bu? Ayrim yurtlarda urush birodarlar. Ocharchilik, yana boshqalarda suvsizlik, qahatchilik, tinimsiz tabiiy ofatlar bo'lib turibdi. Agar ularni holiga qaraydigan bo'lsang, seni ishing yurishmayotganligi hech narsa emas. Ma'qulmi? Shuning uchun har safar aytamiz, dunyo ishlarida, dunyo matohi ishlarida o'zimizdan holi xarobroq odamga qarasak, shukr keltirmay ilojimiz yo'q. Biz qaysi tomonga qarashni bilishimiz kerak. Mana endi insonni ustiga bir musibat kelgan bo'lsa, mana shu musibatini yengil qiladigan omillar bor. Birinchidan, mana shu musibatga agar sabr qilib, shukr keltirib, rozi bo'lsang, Alloh senga ajr beradi, musibatini yengillatadi. Ikkinchidan, o'ziga o'xshagan musibat egalaridan ibrat olish. Qarasa, bunaqa musibatda bitta o'lmas ekan. Ko'pchilik kuyibdi puliga, dollar almashuvda. Bitta senmasda kuygan. Senga o'xshab shu musibatdan aziyat chekkanlar ko'p. Yolg'iz emassan, yengillatadi. Uchinchidan, senikidan ko'ra kattaroq musibati bor odamni qarab turib, "Ham meniki kichkina ayg'on oldida" deysan. To'rtinchidan, mana shu musibat seni Robbingni eshigiga olib bordi. Qarang-da, musibat sizga Robbingizni eslatdi. G'aflatga tushib qolyapsiz, Alloh deyishni o'rgandingiz. Tishingiz og'rib kechasi uxlamaganingizda Alloh deysiz. Abdushi Alloh deysiz. Tishingiz og'rimagan paytda uxlayverardingiz. Shunday emasmi? Demak, to'rtinchidan bu musibat senga kim eslatdi? Allohni eslatdi. Beshinchidan, bu musibat seni diningda emas, iymoning salomat. Chunki mo'min odam uchun eng qadrli, qiymatli narsa bu uni iymoni, uni dini. Fala tajal musibatana fi dinina. Parvardigor
musibatimizi dinimize koymayın. İmanımız salamat olsun. Her kança musibat olsa sabrı kılamız, her kança kınçılığı olsa kötülemiz, bitti olsa kurtulamız bu dünyada musibatıdan. Ama dinimizde kılmayın. Dinimizi yutkuzup koymayalım. Altıncıdan, kençiliği de yürüp Allah'ını esten çıkarıp koyduğundan köre, bana şaka musibet gücü yaptırıp Allah'ı da eslep durduğundan yaş. Makul mu? Hem yokuz beş basa Allah demeyiz. Et yapız mı bana? Kençiliği de yaşayıp Allah'ı unutup koyduğundan köre, ence müçü musibet gücü yaptırıp Allah'ı da yani senin için yaş. Yedinciden, üstünke keken musibette ketkizişlikke sende hiç kanaka çara yoklu yine tanalışın. Allah yazgın eken mi? Demek bu oldu şu nasıl. Yani musibet ki yandan ki yani mi hile kalad dese şu hile kımaslik. Sekizinciden ve bunların hamması Allah Ta'ala'nın ihtiyarı olan bu lekkeni gene bileşin. Şu sekizde amılda bir katar eslatı koysan üstünge ki yandan musibet ne mi buladı? Yengil buladı. Estağfirullah. Ve asa an takrahu şeyen ve huve hayrun lakum ve asa an tuhibbu şeyen ve huve şerun lakum ve Allahu ya'lamu ve antum la ta'lamun. Zaten sizler özünüz için yaxşı bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz ve siz için yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mümkün. Allah bilur, sizler bilmezsiz. Sen yomon deb o'ylayotgan şu musibette senga fayda var. Rabbin şunu yazdı mı? Razı bol, şükür keltir, hamd ayt. Allah Ta'ala ondan keyin senga yaxshiliklarni ato qiladi. Bu masalada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilamizga birodarlar yorqin namuna. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'in üstlerine içe çavalarını taşlaştı. Sacda kıpturgenleri de kere boyunlarını, ayaklarını ezişti. Tavanları konadı. Yüzleri yarıldı. İktisadi kamalda kalıp açlıkta duçar buldular. Mekke'den kovuldular. Tişleri sindi. Pakize ayarları gibi tuhmat kılındı. Uhud'da 70 de sahabası şahit buldu. Bir mauna faciası da hıyanat bilen 40 da karı sahabası katıl kılındı. Resulullah özünün 7 de farzantıdan 6 tasını özü kolu bulan kömgenler. Bir de farzantı yok atsa atayına için kançalar katta musibet. 7 de farzantıdan 6 tasını Resulullah özünün kolu bulan kömgenler. Musibet mi? Karnını açlığını katılgiden bittemez 2 tadan taş bela övgen Resulullah. Şair, kahin, münaccim, mecnun degen tuhmatlar gibi duçar buldu. Lekin hamasi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı edi, şükür keltirdi, kanaat kıldı. Allah da Allah necatını verdi. Elbette bunların bari katta ülken sınavı imtihan edi. Biz üstümüz gibi bir musibet kese Resulullah'ın körsetmesi durdu bizge. Uzat etediler, bir art yerlerde üstüyle gibi bir musibet kese beni vafat etkeni mesleğiler. Şunda şu musibeti yengil bu kaladı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın vefatı siz bilen biz için en katta musibet. Bu musibet de aldı da başka musibetler için nasıl bombe kaladı. Şuna sen eslet özünge birader. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel yaşayan enbiyalar. Onlar gibi bu musibetler kemedi mi? Zekeriya Aleyhisselam katıl kılındı. Yahya Aleyhisselam soyuldu. Musa Aleyhisselam suya kızıldı. Yusuf Aleyhisselam kudukka taşlandı. Kendi tuhumatke kalıp kamağda oturdu. İbrahim Aleyhisselam otge ulak tırıştı. Bu kainatın sünnetiyken, bu havlu, bu dünya havlusu, mehnet, meşakkat havlusuyken, daimi surette bu huzur halava, daimi surette kengçiliği buluşu mümkünmez. Eğer şunu diye buluşu mümkün bugün de peygamberler çıkarsa bir meşakkat çekmeyen bulardı. Salaf-ı Salihinlerin yolları hem şuna kabuğuyen birader. Ömer ibn-i Hattab, mihrabda turgen de hancar vuruldu. Osman ibn-i Affan, 80'den ötken asakal, Kur'an oku turgen cahide katıl kılındı. Ali ibn-i Abi Talib, raziyallahu anh, meçhik ekirgen de başı yıkılış vuruldu. Kançı imamlar, kamçılar gibi duçar buluştu. Kançı arıflar, ulamalar, kamak kalındı. Kançı bir takvadar insanlar tuhumat bohtange kaldı. İmam Buhari'de izatlar yurtu kesilmeye kaldı. Estağfirullah. Am hasibtum an tadhulul cennete ve lemme ya'tikum mathalul ladina halav min qablikum massathumul ba'sa ve darra ve zulzilu. Yoki ey mu'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlar ibrati sizlarga kelmay turib jannatga kirishni o'yladingizmi? Avvalgilarga sinov kelgandek sizlarga ham keladi. Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib
shunday larzaga tushgan edilar. Demak, musibat keladi. Kishini dinida qanchalar salobati katta bo'lsa, iymoni qanchalar quvvatli bo'lsa, imtihon, sinov, musibat shunga yarasha keladi. İmanı en kuvvetli bo'lgan, salobatli bo'lgan kişiler anbiyolar mıydı? Sınavlar ham en qiyin shularga kelgan. İnne hada lahuval balaul mubin dedi Alloh taolo İbrahim aleyhisselam qissasida. O'g'lini yerga yotqizib so'yishlik buyurildi. Mana imtihonda en qiyini shu edi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi 12-13 ga kirib yoniga kirib qolgan paytda olib chiqib turib qo'ling bilan so'yasan dedi Alloh taolo. Robbing senga shu kunni ixtiyor qildimi? Sen ham ixtiyor qil. Musibatingga sabr qil. Shu kunda Alloh taqdir qildimi roziman degin, savob umid qilgin. Ustingga kelgan balolarni atrofingdagi odamlarni ustiga kelgan balolarga taqqoslab ko'r. Bu dunyoda sendan avval yashagan odamlarni musibatiga taqqoslab ko'r, tenglashtirib ko'r. Shunda seni ustingdagi musibatlar hech narsa emasligi ma'lum bo'ladi. Shunda Allohga hamd aytasan. Robbing seni qo'lingda qoldirgan boshqa yaxshiliklar uchun shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsalar uchun esa savob umid qilasan. Saodatning 22-chi sababi balolangan kishilarni holidan ibrat ol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.